Dinliyorum. Neyi? Ne anlatacaksan onu. Ne söyleyeceğimi biliyorsun zaten. Biliyorum. Ama senden duymak daha güzel olacak. Yine yanlış yerde yanlış tepkiler verdim, değil mi? Hayır Sıla. Tepkilerin doğru. Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yapıyorsun. Ama sadece bunu yaparken nerede yaşadığını unutuyorsun. Burada hayat... Benim bildiğimden farklı. İnsanlar başka türlü bakıyor hayata. Bizim gibi değiller. Acıları, sıkıntıları bambaşka. Ben de biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun ama... Boran. Özür dilerim. İyi ki varsın. Sen de. Kıyafetleri ha? Oğlanı bırak çık. Misafirin gelmiş. Misafir mi? Kim? Ben bakarım Bedirhan'a. Sen git misafirine bak. Gerek yok. Teşekkürler. Tövbe tövbe. Kim gelmiş Ayşe? Şey gelin abi. Şey... Benim. Emre? Sürpriz yapayım dedim. Yaptın gerçekten. Yürüyorsun. Abay. Orhan. Hemen bizim ofise gel. Hayırdır? Kötü bir şey oldu. Sen gel konuşuruz. Hadi bekliyorum. Al hoş geldiniz. Misafirinizi çağırdım. Tamam. Ne oldu abi? Bir şey mi var? Boran hemen ofise gel dedi. Akşama gelirsin. İşkembe dolması yapacağım. Seversin sen. Kaçırır mıyım hiç? Zaten 40'ın başı yapıyorsun değil mi? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Burhan'ın açtığı davaları biliyorsun. Biri sonuçlandı. Şu an şirketlerden birinin %50 hissesini eline geçirmiş durumda. Ya. Bu diğer davaları da etkileyecek. Temize gideceğiz tabii ama ne olur bilmiyorum. Açıkçası sana bunları telefonda anlatıp telaşlandırmak istemedim. Tanıştırmayacak mısın bizi? Bedirhan. Bak Emre amca seninle tanışmak istiyor. Bedirhan. Merhaba. Alabilir miyim? Olur. Sana çok benziyor. Tıpkı senin gibi. Sürekli gülüyor. Davalardan sadece bir tanesi sonuçlandı değil mi? Evet. Şimdilik. Neyse. Temiz'den döner herhalde. Kenan amca halleder. Babamın durumu pek iyi değil Sıla. Bir şey yok değil mi? Ya merak etme. Ben turp gibiyim. Hepinizi cebimden çıkartırım. Diyor ama kendisi de inanmıyor ya neyse. Biz inanıyoruz ama. Ayşe, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Hoş geldin. Sıla odasında mı? Gelin ağam yukarıda. Ama yalnız değildir. Yanında misafiri var İstanbul'dan. Öyle mi? Kimmiş? Söylemek bana düşmez oğlum. Git kendin gör. Misafir, gelin hanımın misafiridir. Thank you.
ziyarete gelmiş. Görüyorum. Hem ziyaret hem iş diyelim. Nasılsınız? Zahmet etmişsiniz. Malum telefonla da iş görüşmeleri yapılabiliyor. Ben artık otele dönsem iyi olur. Misafirin az kalanı makbuldür derler. Tamam, görüşürüz. Ben yarın 16 uçağıyla İstanbul'a dönüyorum. Sen de gelsen iyi olur. Yalnız yolculuk yapmamış olursun. Görüşürüz. Bu adamın burada ne işi var? Ne diyorsun Moran? Sıla, bu adamın burada, benim evimde ne işi var? Niye bağırıyorsun? Duydun işte, ziyarete gelmiş. İşlerle ilgili bazı durumlar da olmuş. Ne var bunda? Ne var bunda? Sana bir şey soracağım. Ben gittiğimden beri bir şey değişti mi? Yani sen bu adama karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ha? Boran dur. Boran! Boran dur! Artık gitsen iyi olur Emre. Bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Sıla'yı duydunuz. Artık gitseniz iyi olur. Sen ne yaptın zannediyorsun ha? Böyle bir şey hakkın yok. Hayır. Burası onun evi. Gitmemi isteyebilir. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim alıyorsun ki benim karımı götürebiliyorsun? Ona kim olduğumu söylemedin mi Sıla? Emre git dedim. Bundan böyle kuru sıkı tehditlerine bu kızı korkutamazsın Boran'a. Senin bu kıza gücün yetmez. O artık Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. Erkan Bey bütün mirasını Sıla'ya bıraktı. Ve onu burada zorla artık tutamayacaksın. Bu iş para pul meselesi değil delikanlı. Sıla artık benim karım ve benim kurallarıma göre yaşayacak. Sen ne diyorsun be? Ağzın kusur. Ne diyorsun sana? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Çabuk git buradan. Lan kardeşim sen de çek git yoksa bir tatsızlık çıkacak. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala. Boran'ı çok seviyorsunuz biliyorum. O sizi hep özgür bırakıyor.
Ama siz dönüp dolaşıp yine ona geliyorsunuz. O da biliyor çok sevdiğinizi. Bırakıp gitmeyeceğinizi. Benim de onu çok sevdiğimi. Bırakıp gitmeyeceğimi bilmiyor mu? Niye Bora? Niye böyle yapıyorsun? Ben de çok seviyorum. Bir yere gider miyim? Hiç kimseyle gider miyim Bora? Senden başkasını gözüm görür mü? Abay. Burhan, ya gelelim mi? Hazır mı yemekler? Yok. Başka bir şey çıktı. Sen ilgilen Gizem Hanım'la lütfen. Ben arayacağım sonra seni. Her şey yolunda mı? Ters bir şey var. Yok bir şey. Merak etme. Gizem Hanım'a özür dilediğimi söyle. Tamam? Arayacağım. İyi, peki. Sağ ol abay. Niye bu kadar kızdı anlamadım. Ortada bir şey yokken. Kızım sen gene de sakin ol, olursun lan. İyi de anne. Ne istediğini anlasam susup bir köşeye çekileceğim. Kızım kıskanmış işte, ne yapacağım? Anne benim bir suçum yok ki. Emre'ye bir yakınlık göstersem haklı diyeceğim. Neden geldi ki bu adam da? Keşke gelmeyeydi de bunlar olmayaydı. Anne ben mi gel dedim? Kalkıp gelmiş işte. Benim bir suçum yok. Durduk yere de git diyemem ki. Burhan geldi. Ben seni sonra ararım. Orhan, çok kızdığını biliyorum. Benim de haberim yoktu. Bunun altında kötü bir şey arama lütfen. Mahkeme haberini vermeye gelmiş. Onun için... Benim sevdiğim kadını hiç kimse sevemez. Onu görmek isteyemez. Onu özleyemez. Hayalinde bile, rüyasında bile, asla. Nereden çıkartıyorsun? O adam senin için geldi buraya Sıla. Bunu hissediyorum, bunu biliyorum. Bundan nefret ediyorum. Benden nasıl? Niye seni Sıla? Kim dedi sana sen diye? Anlamıyor musun Sıla? Canımdan çok sevdiğim, ruhumu teslim ettiğim, onsuz yaşamaktansa seve seve ölmeyi tercih ettiğim bir kadın var bu evde. Bu eve biri gelecek, bu kadının gözlerine bakacak, yüzüne bakacak, onunla konuşacak, ben de anlayacağım öyle mi? Anlamıyorum, anlamayacağım. Hayatım boyunca da anlamayı reddediyorum. Anlıyor musun Sıla?
Bir gün bütün bunları anlarsam, senin istediğin gibi sakin olursam, o zaman seni terk ederim Sıla. Ben terk etmiyorsam sen terk et beni. Anlıyor musun? Sen terk et. Diyarbakır'dan İstanbul'a en son uçak kaçta biliyor musun? 8:30'da. Hayırdır? İstanbul'da bir sorun var. Yok. Ben gitmeyeceğim. Sonra konuşuruz abay. Ha Burhan. Şimdi Gizem'le beraber bize yemeğe gidiyoruz. Lucy sizleri de görmek istedi. Hadi al Sıla'yı da gel. Olur. Bilmiyorum abay. Bakarız. Ben arayacağım seni sonra. Daha önce karşılaşmıştık ama birbirimizi tanıma fırsatı bulamamıştık. Gerçi abay sizden çok bahsediyordu. Öyle mi? Bana da sizden hiç bahsetmemişti. Neyse. Şimdi tanışmak için yeterince vaktiniz olacak. Değil. Boranlar geldi galiba. Yardım edebileceğim bir şey yok. Burhan geldi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sıla yok. Belirhan biraz huysuzluk etmiş. Sıla da gelememiş. Değil. Hadi oturalım o zaman. Buyurun. Emre'yi gönderdi. İnanamıyorum ama yaptı. Hiçbir şey yapamadım. Abimin kızgınlığı sana değil ki Sıla. Biliyorum ama daha sakin olabilirdi. Olamaz. Çünkü kıskanıyor seni. Ben de abime çekmişim galiba. Bizim aile biraz böyle işte. Hani ilk İstanbul'a gittiğimiz zaman hatırlıyorsun. Eve senin bir arkadaşın gelmişti. Böyle hoşça bir kız. Pelin mi? Ha. Adı her neyse artık. E tabii bizim burada alışkın olduğumuz kızlara benzemiyor. Ben bile şöyle bir baştan aşağı süzdüydüm. E az adımın da dikkatini çekti tabii. Ha öyle mi? Ne güzel. Ben de Sıla'nın çok yakın arkadaşıyım. Beraber büyüdük biz. Çok yakınızdır. Sıla nerede acaba? Biliyor musunuz? Gelir herhalde. Akşama kalmaz. Diyeceğim odur ki ben abimi anlıyorum. Sen üstüne alınma olur. Biliyorum ama Sıla, bizim aile biraz gürültülü sever. Ama çok da sever. Gönderdim. Sıla'nın hoşuna gitmedi ama. Şimdi anlaşılıyor Diyarbakır'dan kalkan son uçağın sebebi. Başka yolu yoktu abay. Bir an Sıla'nın benden gideceğini düşündüm. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Böyle bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını biliyoruz. Değil mi? Biliyorum. Biliyorum ama birinin onun için başka şeyler düşünmesini bile hazmedemiyorum. Ben şimdi sana ne diyeyim kardeşim? Öyle diyorsan öyledir. Bilmiyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım ben de bilmiyorum. Ama başka çarem de yoktu. Bir şekilde uzak kalması gerekiyordu. Ya Sıla? Ne yapsın?
Hiç, hiç sormadım ki. Sen olsan ne yapardın abay? Böyle hissetsen. Ben olsam ne yapardım? Hiç bilmiyorum Burhan. Hiçbir fikrim yok. Ama en azından sessiz kalmazdın, değil mi? Galiba haklısın. Çok çok sabaha beklerdim. O kadar. Verdiler de günahımı, girdiler o, girdiler o. İki dağın arasında kaşan bülbül kimi dağdan dağa konuşan oy konuşan oy. Ne gün görüp ne de ana beni huzuruma verdiler oy, verdiler oy. Verdiler de günahıma, girdiler oy, girdiler oy. Şirketle ilgili bir gelişme var mı? Yok. Bildiğin gibi. Burhan. Ölmüş. Haberin vardır belki. Ne zaman? Dün gece. Bilmeni istedim. Gelin ağam. Bir misafirimiz var da. Niye geldi acaba? Bilmem ki gelin ağam. Sen içeri al. Ben de geliyorum. Ben sizi içeri alayım. Gelinem geliyor. Gelin hanım da bütün uğursuzları topladı başımıza. Allah hayretsin bakalım. Bunun hayra vesile olacak bir yanı yoktur ağam. Sabah doydum. Üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ben de bunun için geldim. İçimde sindiremediğim şeyler var. Biliyorsun. Dava sonuçlanınca Burhan sana ortak oldu. Biliyorum. Vekaletini de sana bıraktı değil mi? Hı hı. Ama belki senin de haberin vardır. Ben Burhan'a boşanma davası açmıştım. Bu durumda miras başkasına kalacak. Hayır. Yani
ben sonra boşanmaktan vazgeçtim. Yani o öldüğünde hala resmi olarak eşiydim. Ölen senin kocan. Her ne kadar bana dava açmış olsa da benim de akrabam. Cenazesini bile beklemeden benimle pazarlık yapmaya mı geliyorsun? Ne demek bu? Bak ben... Üstelik Burhan abi senin davranışların yüzünden katil oldu. Ardından da öldü. Hiç mi kendini sorumlu hissetmiyorsun? Bir dakika. Sen beni... Tamam, hisselerini alırız. Fazlasını da veririz. Hamile olduğunu biliyorum. Ama biraz bekle. Ben buraya bunun için gelmemiştim. Ama görüyorum ki sen kapına gelen herkesi mağdur görüyorsun. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Efendim Esma. Ortaklığı kabul ediyorum. Ne zaman istersen işlemlere başlayabiliriz. Senden de bunu beklerdim. Abimin soyadına yakışan kararı verdin. Şimdi neredesin? Otelde. Bekle, ayrılma bir yere. Birazdan geleceğim. Gelin ha. Gün hesap günüdür. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Bakalım şimdi ne yapacaksın Sıla Hanım? Karşında yalnız ben yokum. Asıl kavgamız şimdi başlıyor.